İlk konuşmacı Ankara Milletvekili Sayın Erkan Haberal. Süreniz 17 dakika Sayın Haberal, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin sayın bakanları, sayın bürokratları, sizi de saygıyla selamlarım. Bu vesileyle memleketimizin kahraman askerlerine, jandarmamıza, jandarma özel harekatçılarımıza, polisimize, polis özel harekatçılarımıza da buradan selam göndermek isterim. Vatanın suyunu içip ekmeğini yiyip havasını soluyup Erhut'tan beri on binlerce vatandaşımızın canını kastedenlere de lanet olsun demek isterim. Cepheden de bir mesajımız vardır. Sayın Bakanım, 1 milyona yakın astsubay emekli ve aileleri sizin verdiğiniz sözü tutmasını beklemektedirler. Başlangıç derecelerinin 9'a 2 olmasını talep etmektedirler. Sayın Başbakan tarafından da defaten söz verilen görev ve makam tazminatlarının da meclisten geçirilip verilmesini tatbik etmektedirler. İlginizi beklerim efendim. Bütçeler hükümetin icraat ve politikalarının masaya yatırıldığı ve siyasi bir muhasebe yapıldığı vesilelerdir. Hükümetin bu alandaki sicili özürlü ve karanlık. Bugün Türkiye çok ağır iç ve dış güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyadır. Politikalarınıza baktığımızda karşımıza çok endişe verici, puslu ve karanlık bir tablo çıkmaktadır. PKK terörü çözülme süreci yüzünden şehirlere taşınmıştır. Bölücülerin ayaklanma girişimleri başlattığınız ve sonunu hesaplayamadığınız çözülme süreci yüzünden yaşanmıştır. Sözde özellik ilanı, terörlü mücadelede alçakça katledilen şehitlerimiz çözüm sürecinin bir sonucudur. Ankara'nın kalbinde patlayan bombalar sizin izlediğiniz yanlış politikaların sonucudur. Suriye ve Irak'taki vahim gelişmeler yaşanırken Türkiye her alanda itibar ve zemin kaybetmiştir. Caydırıcılığı sıfırlanmıştır. PKK Irak'tan sonra Suriye'nin de kuzeyine yerleşmiştir. IŞİD tehdidi hem bölge hem Türkiye için artmıştır. Suriyeli Türkmenler katledilmiştir. Hepsi sizin izlediğiniz yanlış politikaların sonucudur. Hocam, siz derken hükümeti kastediyorum. Size bakarak konuşuyorum ama hükümetin İmralı canisiyle başlattığı çözülme süreci sonunda geldiğimiz nokta ortadadır. Teröristleri siyasi muhatap kabul ettiniz. PKK'ya bölücü emellerini gerçekleştirme ümit ve cesaretini verdiniz. Türkiye'nin milli birliğini ve bölünmez bütünlüğünü İmralı'da pazarlık masalarına yatırdınız. Habur, Oslo ve Dolmabahçe bu felakete sürükleniş sürecinin utanç verici kilometre taşları oldu. Siz o taşları ellerinizle tek tek döşediniz. Gerçekleri sakladınız, sahte beklentiler yarattınız. Türk milletini sistemli ve bilinçli olarak aldattınız. PKK sınır dışına çıkacak, silah bırakacak dediniz. Dağdaki teröristi şehire indirdiniz. Ve anladık ki askerin, polisin ve güvenlik güçlerinin onca uyarısına rağmen siz bunları görmezden gelmişsiniz. Yani siz İmralı sürecinin hatırına bunlara göz yummuşsunuz. Güvenlik güçlerimizi kışlalara ve karakollara çektiniz. Elini kolunu bağladınız. Vatan evlatlarına pasif bir gözlemci olarak bu rezaletleri uzaktan seyrettirdiniz. PKK silah bırakmadı sayın vekiller. Silah bırakan Türkiye'nin güvenlik güçleri oldu. PKK'nın silahlı militanları bölgede adeta egemenlik yetkileri kullanırken siz analar ağlamayacak, güzel şeyler olacak yalanlarıyla Türk milletini oyaladınız. Bir yandan bölücü hainlere cesaret verip göz kırptınız, Türkiye'nin batısında ise sahte söylem milliyetçiliği yaparak siyasi rant peşinde koştunuz. Türkiye'nin güvenliği, milli birlik ve bütünlüğü oy hesabıyla ateşe atıldı. Sonuçta geçtiğimiz yıl Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve bölgedeki seçilmiş diğer yerlerde teröristler silahla ayaklanma başlattı. Bölücü hainler özellikten federasyona ve nihayet bağımsız Kürt devletine giden yolun açıldığını
hayasızca duyurdular. PKK hükümetin azinden ve Suriye'deki gelişmelerden cesaretlendi. Kobani'yi Diyarbakır'a, Cizre'ye, Sinope'ye taşımaya celtendi. Bölge yangın yerine döndü. Sonuçta geldiğimiz yer ortadadır. 20 Temmuz'dan bu yana 379 tane vatan evladını şehit vermişizdir. Şehitlerimizin vebali bu duruma göz yumanların omuzları üzerindedir. Hükümetin yaşanan bu gelişmelerden hala ders almadığı hazin bir gerçek olarak ortadadır. Silahlı ayaklanma başlayınca hükümet çözüm sürecini koruma altına almış ve buzdolabına kaldırmakla yeltenmiştir. Ne yazıktır ki buzdolabının fişini çekip çürümeye terk edememektedir. Hala bu ihanet sürecine bel bağladığı görülmektedir. İleride ortam ve şartlar uygun olduğunda bölünme süreci buzdolabından çıkarılacak ve yeniden ısıtılarak Türkiye'nin önüne getirilecektir. Dolmabahçe'de resmiyet kazanan ve Türkiye'nin bölünmesinin yol haritası olan terörist başının 10 maddelik bölünme manifestosu yeniden masadaki yerini alacaktır. Yeni anayasa sürecinin de bu amaçla kullanılması beklenmektedir. Dolmabahçe süreci seçimler öncesi oy kaybı endişesiyle kesintiye uğramıştır. Bu bakımdan İmralı sürecinin buzdolabından alınarak yeni bir söylemle ve yeni bir kılıfla canlandırılması şaşırtıcı olmayacaktır. Sayın Başbakan'ın Şubat ayı başında açıkladığı yeni milli birlik ve kardeşlik sürecinin bu yönde bir manevra olup olmadığı zamanla anlaşılacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hükümetin izlediği dış ve güvenlik politikaları da her alanda iflas etmiş, tel tel dökülmektedir. Irak ve Suriye'deki gelişmeler bu acı gerçeği gözler önüne sermiştir. Hükümetin Irak ve Suriye konularında yığınakta yaptığı hatalar ve izlediği pusulasız politikalar bugün Türkiye'yi çok vahim güvenlik riskleri, tehlikeleri ve tehditlerine açık hale getirmiştir. Irak'tan başlamak gerekirse Barzani'nin himaye ettiği PKK, Kuzey Irak'a Türkiye'ye karşı saldırı üssü olarak kullanmayı sürdürmektedir. Hükümetin sırt çevirdiği ve Barzani'nin insafına terk ettiği Türkmenler can çekişmektedir. Türkmenler IŞİD ve Barzani arasında sıkışmış olup ümitsiz ve çaresiz bir şekilde varlık mücadelesi sürdürmektedirler. Barzani sistemli Kürt iskan politikalarıyla Kerkük'ten sonra Musul'un nüfus yapısını da değiştirmiştir. Bugün hükümetin Irak'ta tek muhatabı ve müttefiki ne yazık ki Barzani ve onun peşmergeleridir. Musul, Kerkük ve Telafer gibi tarih Türkmen ellerini unutan hükümet Erbil ve Süleymaniye'ye bel bağlamıştır. Hükümetin ortaklık yaptığı Barzani, Irak'ın kuzeyinde bağımsız bir Kürt devleti kurma aşamasına gelmiştir. Barzani, Kürt milleti bağımsız devletlerini kurmak için kimseden izin isteyecek değil sözleriyle de meydan okuma cüret ve cesaretinde bulunmuştur. Dört parçalı Büyük Kürdistan Devleti hayali peşinde koşan Barzani'nin bu tehdidinin başlıca ve tek muhatabı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dört parçalı devletin Irak, Suriye, İran ve Türkiye'de kurulması istenmektedir. Kuzey Irak bu konuda öncülük yapacak, Suriye'deki 3 PYD kantonu arkadan gelecek, Türkiye'deki parçanın hayata geçmesi de İmralı süreciyle sağlanacaktır. Hükümet işte bu Barzani'yi Irak'ta tek meşru muhatap olarak görmekte ve bu peşmerge reisine siyasi ve güvenlik desteği sağlamaktadır. Bunun sonucu Irak merkezi hükümetiyle ilişkilerimiz kopma noktasına gelmiştir. Başka eğitim kampının Türkiye ile Irak hükümeti arasında ciddi bir soruna dönüşmesi hükümetin bu basiretsiz siyasetinin bir sonucu olmuştur. Türkiye bu konuda sürekli yalpalamış, tutarlı bir duruş sergileyememiştir. Önce yeniden Tanzim adı altında Başika kampındaki takviye güçlerini Barzani'nin bölgesine çekmiştir. Sonra ABD müdahale olmuş ve Türkiye'nin yeni inisiyatif ve koordinasyon konusunda Amerika ile mutabakata vardığı açıklanmıştır. Bu yeni inisiyatifin ve koordinasyonun ne olduğunu, fiiliyatta ne anlama geldiğini hiç kimse bilmemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bu konuda hiçbir bilgi verilmemiştir. Bu mutabakatın kampta kalan Türk kuvvetlerinin zamana yayılarak
ve kademeli olarak geri çekildiğini mi öngördü, belirsizdir. Türkiye'nin Irak'la ilişkileri bozulurken İran ve Rusya'nın Irak'taki etkisi ve nüfusu giderek artmaktadır. Türkiye'ye karşı Irak merkez hükümeti İran-Rusya cephesi oluşturmuştur. Barzani üzerinden yürütülen Irak politikaları sonucu Türkiye Irak'tan dışlanma noktasına gelmiştir. Suriye'deki gelişmeler Türkiye için aynı şekilde tam bir hezimet tablosudur. Hükümetin bütün tezleri çökmüştür. Ortada ne inandırıcılık, ne caydırıcılık, ne de kırmızı çizgi kalmıştır. Hükümet Suriye politikasında sürekli yalpalamış, ne yönüne gittiğini bilmeden sürüklenmiştir. Bugün karşımıza çıkan Suriye tablosu her yönüyle bir endişe kaynağıdır. PKK ve maşası PYD, Kuzey Suriye'de Türkiye'ye karşı Irak'ın kuzeyindekine benzer ikinci saldırı cephesi oluşturmuştur. PYD tarafından özerk bölge ilan edilen 3 kanton birleştiğinde güney sınırlarımız PKK kontrolünde husumet çemberine alınacaktır. Bu bölgedeki Türkmenler ve Araplar PYD tarafından katledilmiş, yerlerinden, yurtlarından sürülmüşlerdir. Bugün karşımızdaki en büyük tehlike PKK ve PYD'nin uluslararası meşruiyet kazanıyor olmasıdır. Daha da vahimi, IŞİD'e karşı mücadelede PYD hem Amerika'nın hem de Rusya'nın operasyonel ortağı haline gelmiştir. Amerika ve Rusya PYD'yi PKK ile organik bağ olan terör örgütü olarak görmemektedirler. Hükümetin bu konuda dürüst bir vicdan muhasebesi yapması kaçınılmazdır. PKK'nın maşası PYD'ye meşruiyet kazandırmada ilk adımlar kimler atmıştır? PYD'nin lideri Salih Müslüm'ü Türkiye'de ağırlayan hükümet değil midir? Süleyman Şah türbesini koruyamayan hükümet, türbe sandukalarının Türkiye'ye kaçırılmasında PYD'den icazet ve işbirliği istememiş midir? Kanlı terör örgütü IŞİD, Türkiye için çok ciddi bir güvenlik sorunudur. Türkiye için de terör eylemleri yapma potansiyeli kazanmıştır ve uygulamaya da başlamıştır. IŞİD bugün Suriye sınırımızın bir bölümünü, Cerablus Azez hattını büyük ölçüde kontrol altında tutmaktadır. Ancak sahadaki durum sürekli değişmekte, IŞİD bu bölgelerde gerilemektedir. Bu bölgeden tamamen sökülüp atılmasından sonra bu sınır bölgemiz Rusya, Suriye rejimi ve PYD'nin kontrolü altına geçecektir. Türkiye PYD'nin Fırat'ın batısına geçmesi halinde buna sessiz kalmayacağını açıklamıştır. Ancak hükümet bu sözün de arkasında durmamış, PYD'nin silahlı kolu YPG'nin de içerisinde yer aldığı güçler Fırat'ın batısına geçmiştir. AKP sözcüleri bu gerçeği itiraf etmek durumunda kalmışlardır. PYD'nin en batıdaki Afrin kantonundan Cerablus'a doğru ilerlemekte olduğu bir gerçektir. Azez'de yaşananlar ortadadır. Bu gelişmeler karşısında PYD'nin 3 kantonu birleştirmesi artık bir zaman meselesi haline gelmiştir. Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgisinin de çiğnendiği görülmektedir. Geçtiğimiz yıl Kasım ayı sonunda hava sahamızı ihlal eden Rus uçağının düşürülmesi Suriye denklemini Türkiye bakımından kökten değiştirmiştir. Hükümet Suriye'de güvenlikli bölge, uçuşa yasak bölge oluşturulmasından söz ederken bugün neredeyse Suriye sınırında uçuş yapamaz hale gelmişizdir. Bu anlamda Türkiye Suriye denkleminin dışına itilmiştir. İran, Hizbullah ve Rusya desteğinde Şam rejimi her cephede zemin kazanmaktadır. Rus uçakları Türkmenleri acımasızca vurmakta, Türkmenler can çekişmekte, çığlıklarını hiç kimse duymamaktadır. Kobani konusunda dünyayı ayağa kaldıran çevreler bu katliamlar karşısında sessizliğe bürünmüştür. Kobani'ye gidecek Barzani'nin silahlı peşmergelerinin geçişi için Türkiye topraklarında koridor açan hükümet, Türkmenlerin dramı karşısında suskun ve hareketsizdir. Türkiye'ye geçen sığınmacılar sorunu iyice ağırlaştırmakta, Halep'in Suriye güçlerince kuzeyden kuşatılması sonrası da yeniden kitlesel bir göç beklenmektedir. Suriye'deki savaşa bir çözüm bulunacaktır. Bu süreçte masada yer alacak unsurlar büyük ölçüde ortaya çıkmıştır. Türkmenler burada da yoktur. Hükümet bu konuda ciddi bir girişimde bulunamamıştır. PYD'nin ise Türkiye'nin bütün itirazlarına rağmen bir şekilde müzakere sürecinin
parçası olacağı görülmektedir. Savaş sona erecek, yeni bir siyasi mimari oluşacak, yeni bir siyasi dönüşüm ve inşa süresi yaşanacaktır. Yeni siyasinin, mimarinin parametreleri ve pazarlık unsurları giderek şekillenirken, Türkmenlere karşı başlatılan acımasız harekatın amacı, Türkiye sınırının güneyden başlayarak Halep, Şam, Lazkiye hattını Türkmenlerden temizlemektir. Bu bölgeler savaş sonrası Esad rejiminin varlığının sürdürüleceği alan olarak öngörülmektedir. Türkiye'nin bunun dışındaki güney sınırlarının ötesindeki bölgelerde PKK, PYD hakim olacaktır. Rus uçağının düşürülmesi sonrası yeni denklem ve esaslar yeniden şekillenmektedir. Bu denklemin içinde Türkiye maalesef yoktur. Bugün gelinen noktada karşımızdaki tablonun siyasi, güvenlik ve ekonomik açıklardan büyük bir endişe kaynağı olduğu inkar edilmeyecektir. Terör örgütü PYD, güney sınırlarımızda kalıcı olarak yerleşmiştir. Sayın Bakan, IŞİD Türkiye için ayrıca bir iç güvenlik kaynağı haline, güvenlik sorunu haline gelmiştir. Türkmenler kitlesel katliamın kurbanı olmuş ve yurtlarından sökülüp atılmıştır. 3 milyona yakın Suriyeli sığınmacı Türkiye'ye çok ağır ekonomik, sosyal ve güvenlik sorunlarıyla baş başa bırakmıştır. PYD nedeniyle Türkiye ile Amerika arasında derin bir çatlak oluşmuştur. Rusya ile ilişkilerimiz ağır yara almış. Rusya kuzeyden sonra güneyde de Türkiye'ye husumet bekleyen, düşmanlık güden komşumuz olmuştur. Bu duruma hükümetin baştan beri izlediği temelden sakat ve yanlış politikalar sonucu gelinmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu konularda hükümeti sürekli uyarmış, ancak bu uyarılarımız ne yazık ki karşılık bulmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin her zaman ülkenin bekası için devletinin, bayrağının, milletinin yanında olduğunu buradan bir kez daha Yüce Meclis'e hatırlatmak ister. Hepinizi saygıyla selamlarım. Teşekkür ederiz Sayın Haberal.